Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 22 Aralık 2023 Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 150. yılı gong törenine katıldı. Bugün önce tarihi gongu çaldı, ardından dikkat çeken bir manipülasyon uyarısı yaptı. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız dedi. Türk borsasına her geçen gün ilginin arttığını da sözlerine ekledi bu arada. Borsa yönetimi tören sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi. Tarihi bir ana da tanıklık ediyoruz. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Önce gongu çaldı, sonra da manipülasyon uyarısı yaptı. Gerek sermaye piyasası kurulumuzdan, gerekse Borsa İstanbul'dan bu konuda daha fazla hassasiyet ve çaba göstermelerini bekliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarının bu süreçte sizlerin emrinde olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul'un 150. yıl gong töreninde kürsüdeydi. Borsanın siyasete alet edilmesinden duyduğu rahatsızlığı CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek dile getirdi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Bu furyaya mandacı, müstemlekeci, kimi ekonomistler de alkış tuttu. AK Parti iktidarında sermaye piyasası için atılan adımları hatırlattı. Attığımız adımlarla borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık. Ekonomik atılımları sürdürürken birçok düzenleme yaptık. Türk borsasına ilginin her geçen gün arttığını da sözlerine ekledi. Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeli uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Türkiye uluslararası sermaye açısından çekim merkezi vasfını koruyor. Borsa İstanbul'un Türkiye 100 yılı vizyonumuza omuz verdiğini görmekten memnuniyet duyuyor. Erdoğan birikimlerin değerlendirilmesi için atılacak adımların ipuçlarını da verdi. Enflasyonu işaret etti. Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği iklimi tesis etmekte kararlıyız. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Gong törenine BIST yönetiminin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İMKB Kurucu Başkanı Muharrem Karslı ve eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı. İlk borsa 1750 yıl önce Anadolu topraklarında kurulmuştu. Gong töreni Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki antik kente canlı bağlantı yapılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Tören sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı bir hediye de verildi. Babası Kaptan Ahmet Erdoğan'ın da çalıştığı Şirket-i Hayriye Vapurları'nın Osmanlı döneminde basılan orijinal hisse senedi hediye edildi. Orijinal hisse senedi.